Bize inanmıyorsunuz. Lütfen buradan gidin. Lütfen. Anlaşılan Nasır Han'la Barkat evlenecek son çift, öyle değil mi? Acaba bu insanlar onu sakladı mı? Pekala Barkat, senin nikahının vakti geldi. Hüseyin. Barkat'ı hiçbir yerde görmedin mi? Hayır anne. Çok endişeliyim Zeyn. Bir şeyler yap. Anne sakin ol, onu bulacağız. Anne, ben şu tarafa bakacağım. Tamam. Fuat sen benimle gel hadi. Nasır Cemal Han, Barkat Mirhan'ı yasal karın olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Barkat Mirhan, Nasır Cemal Han'ı yasal kocan olarak kabul ediyor musun? Barkat canım, memur sana bir soru sordu. Ona cevap ver, kabul ediyorum de. Kabul ediyorum de. Barkat konuşsana, kabul ediyorum de. Zeyn, onları bulabildin mi? Hayır. Siz oraya bakarken ben de bu tarafa bakayım. Cemal Han'ı kocan olarak kabul ediyor musun? Zeyn. Bir şey duydun mu? Barkat Mirhan. Nasır Cemal Han'ı yasal kocan olarak kabul ediyor musun? Baba! Hey! Onları içeri sokmayın! Sokmayın! Barkat, bu adamla evlenmeyi sakın kabul etme. Burada neler oluyor? Mirhan, bu saçmalığa hemen son ver. Onu yıllar boyunca kandırdın sen. Artık kızımızı bizden kaçıramazsın. Barkat benim kızım. Barkat, Barkat kabul ettiğini söyle. Bu insanlar sadece senin mutluluğunu bozmak istiyor. Sana bunu yapmalarına izin verme. Barkat, sakın bu evliliğe onay verme. Lütfen hayatım. Canım, hadi babanın hayalini gerçekleştir. Barkat, evlenmeyi sakın kabul etme. Lütfen tatlım, sakın bu adamla evleneyim deme. Barkat, kabul ettiğini söyle. Mirhan, neler oluyor? Basın ayrıldı. Şimdi sorun ne? Bu adam da kim böyle? Ben onun babasıyım. Barkat benim kızım. Thank you.
sen evde yoktun. Ama bu ev Barkat yıllarca dönüşünü bekledi. Adın hep burada yazılıydı. Bugün bu bekleyiş sona erdi. Hala inanmakta güçlük çekiyorsan, bu bir rüya mı gerçek mi diyorsan, bunu anlaman için bir yol daha var. Allah'ım! Parçalanmış ailemiz tamamlandı Osman Bey. Bugün mutluluğumuzun ebedi olduğu gün. Elhamdülillah. Dayısının yeğeni. Kabul etmek lazım ki müthiş bir ekibiz biz. İyi iş çıkardık. Haklısın. Gerçekten çok başarılıydık. Ama benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Aslında benim de söylemem gereken bir şey var. Ama önce sen söyle. Hayır, sen söyle. Hayır, ziyanı yok. Önce sen söyle. Hayır, sen söyle. İlk sen söyle. Kamyonun üstünde Sayra ve Abdül yazıyor. Bu onların ev eşyaları. Evet ama Sayra ve Abdül çifti kim? Düğünde evlenenler kimse onlar olmalı. Bu evliliği kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sayra ve Abdül burada mı yaşıyor efendim? Evet öyle, önümüzde duruyorlar. Hay Allah. Düğün telaşından sanırım. Evlendiniz ama eşyalarınızı orada unuttunuz. Bunları nereye indireceğiz bayım? Bunu evlenen çifte sorun, bana değil. Hadi, içeri gel. Hayatım, bu ev gittiğin günden beri senin dönüşünü bekliyor, inan bana.
ilk adımı birlikte atalım. Dönüşünün verdiği mutluluk kelimelerle ifade edilemez. Bu evin her köşesi yeniden hayat buldu sanki. Hayatım, hatırlamıyor olabilirsin. Ama bu evin her yerinde o kadar çok anım var ki. Fuat, kardeşine evi sen gösterir misin? Hadi. Gel. Eşyaların listesi burada efendim. Bir raf, bir fırın, iki çelik dolap, dört kase, bir büyük tepsi, iki geniş tepsi, bir ısıtıcı, bir tava, bir çift kişilik battaniye, iki yastık, iki çarşaf, bir ayna, bir de fotoğraf çerçevesi. Hepsini sağ salim teslim ettik. Bu formu imzalayın lütfen. Ev sahibi iyi birine benziyor. Yani müştemilatı size vermiş olması güzel bir şey. Müştemilat mı dedin? Bu doğru. Osman Abdullah Bey bize sadece iş vermekle yetinmedi. Müştemilatı kullanmamıza da izin verdi. Böylece kiradan kurtulmuş olduk. Haksız mıyım? Kesinlikle yenge. Belli ki siz kocanızdan daha zekisiniz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Akıllı olduğuma inanması bile iyi bir başlangıç olur umarım. Aha, çok yakında inanacaktır. İşin bitti değil mi? Al şu bahşişi, şimdi yaylan buradan. Buna hiç şüphe yok. Sizden para alamam. Ev sahibi gereken ödemeyi yaptı çünkü. O yüzden bunu kabul edemem. Hem zaten yeni evlisiniz. Buna benden çok sizin ihtiyacınız var. Teşekkürler. Ne diye burada çalıştığımızı söyledin ki? Buna ne gerek vardı? Bunu bir de şöyle düşünmeye çalış. Sence ne düşünürdü? Böyle konaklarda yaşayan insanlar büyük düğünlerle evlenirler değil mi? Doğal olarak o da burada çalıştığımıza ihtimal verebilirdi sadece. Sen de yardımcı oldun. Düşüncesini doğruladın. Allah'ım. Ne çok şey var burada. Alya, bu kadar çok şeyi ne yapmayı düşünüyorsun? Bir fikrin var mı? Yok. Senin var mı? Yok. Vasim için iyi olur. Babanızın şoförü. Yakında nikahı var da. Zavallıcığın evinde bir sürü eksiği var çünkü. Bunların hepsini ona verelim. Hayır. Peki, tamam. Siz nasıl arzu ederseniz. Peki bunları nereye koymam lazım? Depoya mı kaldı? Hayır. Siz söyleyin o zaman. Nereye koyayım? Bizim odamıza. Evet yenge. Alya. Daha önce söyleyecek fırsatım olmadı maalesef. Barkat sonunda evine döndü. Dayın artık çok mutlu bir adam. Yenge,
Siz mutlu olduğunuz sürece ben de mutluyum. Sana ne kadar teşekkür etsem de az. Yaptıkların için duygularımı ifade edecek kelime yok. Ale canım. Yengen duygularını nasıl ifade edeceğini bilemiyor. O sana bir ömür boyu minnettar kalacağını söylemek istiyor. Senin sayende bu ev mutluluğa kavuştu. Barkat geri döndü. Dayı, ben ve Zeyn sadece vesile olduk. Her ne yaşadıysak bu Allah'ın takdiridir. Evet canım. Ama Allah böyle bir kabiliyeti güçlü iradeye sahip kullarına bahşeder sadece. Ve siz Osman Bey'in bu sözlerini kanıtladınız. Bizim yıllardır yapamadığımızı ikiniz çok kısa bir sürede başardınız. Ben de sana ve abim Zeyn'e hep minnettar kalacağım. Annem ve babamla her şeyi konuştuk. İkinizin beni nasıl bulduğunu anlattı. Buna şaşırmamak gerek Barkat. Çünkü sevgi dolu bir anne baba ve böyle kardeşlerin olduğu için er geç bu eve dönecektin.